Değerli izleyicilerimiz, Bircan Kerem'le Diyarbakır'dan Esintiler programından merhabalar. Bayram Emlak'ın katkılarıyla Bircan Kerem'in hazırlayıp sunduğu Diyarbakır'dan Esintiler Kültür ve Sanat Programı, Diyarbakır Can TV ve tüm sosyal medya adreslerinde canlı yayınla her cumartesi pazar saat 16'da sizlerle. Bayram Emlak sunar. Can TV ve sosyal medyadan bizleri izleyen değerli dostlar, Bircan Kerem'le Diyarbakır'dan Esintiler programından merhabalar. Evet değerli canlar, bir süre ara vermiştik. Yeni yayın dönemimizde yine sizlerle Can TV, Karasal ve tüm sosyal medya adreslerinde yine birlikteyiz. İşte bu programımızda Diyarbakır Kadirşehir'i tanıyıp tanıtmakla birlikte olacağız. Bu güzel kadim şehir Diyarbakır, tarih ve kültürle bezenmiş, her ikisini bir arada yaşayan güzel bir şehir. Çağdaş, demokrat, tarihiyle, kültürüyle örnek bir şehir. Ve Can TV ve Can Radyo olaraktan Diyarbakır'da sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Ki bizler Türkiye'nin, dünyanın her bir yerine
bu güzel şehri tanıtmak anlamında gayret gösteriyoruz kurumumuz olaraktan da. Diyarbakır'dan şahsım ve Südüt Bey yönetmenim, değerli kardeşim İbrahim ile birlikte saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Yeni yayın döneminden Diyarbakır'dan sizlere diyoruz ki Keremke, yani buyurun gelin bu kadim şehri gezin görün. Tarihi ve kültürü bir arada yaşayın. Burada görün. Dostluğu, arkadaşlığı, humanistliği, çağdaşlığı, güzel şehir. Her ne kadar bu şehir üzerinde değişik oyunlar oynansa da, farklı boyutta tanıtılsa da ve leke sürülmeye çalışsa dahi ne yazık ki bu şehir bunu hak etmiyor. Bu şehir gerçekten insanıyla, tabiatıyla, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle bir bambaşka şehir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir başkent konumunda olan bir güzel şehir. Evet değerli dostlar, bu tarihi ve kültürle bezenmiş bu şehrin sanatçılarını, yani sinema, müzik, yazar, şair, bu güzel değerleri biz televizyonumuzun aracıyla sizlere tanıtmaya gayret gösteriyoruz ve buna artık devam edeceğiz yeni yayın döneminde. Evet değerli dostlar, size Keremke derken şimdi bu güzel şehrin bir tanıtım filmi var. Hadi hep birlikte bu güzel şehri bir izleyelim. Daha sonra bu güzel şehrin yetiştirmiş olduğu şairlerden birini sizlere tanıtıp birlikte onun şiirlerini dinleyeceğiz. Onun hayat hikayesini dinleyeceğiz. Şimdi bu güzel şehri bir izleyelim birlikte. Üzerine konuşacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ben Diyarbakır'ım. 12 bin yaşındayım. Medeniyet taşıyorum. Bereket taşıyorum. İnanç taşıyorum. Medeniyetler şehri Diyarbakır'a, Keremke. Bayram Emlak'ın katkılarıyla Bircan Kerim'in hazırlayıp sunduğu Diyarbakır'dan Esintiler Kültür ve Sanat Programı, Diyarbakır Can TV ve tüm sosyal medya adreslerinde canlı yayınla her cumartesi pazar saat 16'da sizlerle. Değerli dostlar, tanıtım filminde de izlediğiniz gibi gerçekten Diyarbakır bir bambaşka şehir. Bu belgesel tanıtım filmini hazırlayan Diyarbakır Valiliğine, Kültür Müdürlüğüne, Sayın Cemil Alp Bey'e ve Kültür Daire Başkanı Ali Şeker Beyefendi'ye de ve bunun ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir tanıtım filmi hazırlanmış, tanımayanlara örnek olsun dedik. Evet dostlar, izlemiş olduğumuz belgeselde Diyarbakır'ı tanıdık. İşte bu Diyarbakır o kadar çok sanatçı, yazar, şair, müzik, sinema dünyasında çok değerler yetiştirmiş. Kimileri rahmete kavuşmuş, kimileri ise hala yaşamaktadır. Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Diyarbakır'da yaşamaktadır. Ve çoğu da benim birebir dost olduğum insanlar ve onlarla zaman zaman birlikte olmaktan onur duyuyorum. Ve onları da zaman zaman bu stüdyomda yaşayanları konuk edip hoş sazıyla sözüyle program yapıp sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ve akabinde ahirete göç eden değerlerimizi de burada hatırlayıp onları yad ediyoruz. Bunlar içerisinden örnek vermem gereken yazar, şair, sanatçılar olursa işte Ahmet Arifler, Celal Güzelsesler, Cahit Kıtarancılar gibi değerlerimiz var. Bunları zaman zaman işliyoruz ve işlemeye de devam edeceğiz. İşte bugün yine Can TV ekranlarından ve sosyal medya ağlarından bizler izlerken Diyarbakır'ın yetiştirmiş olduğu bir şair, yazar, kimdir efendim diyecek olursanız, Erigani doğumlu ve ismine kültür merkezi dahi açılan ve isminde adına etkinlikler düzenlenen çok değerli bir sanatçımız Sezai Karakoç. Evet değerli dostlar, işte bugün bu değerli üstadımız Sezai Karakoç'u işleyeceğiz ve onun ruhuna Fatiha okuyup onun şiirlerini dinleyeceğiz. Onunla programımızı bugün dolu dolu işlemeye çalışacağız ve sizlere Sezai Karakoç'u tanıtacağız. Akabinde Diyarbakır'ı. Evet dostlarım, ben izleyen, Can TV takip eden sosyal medyadaki dostlarımız, hadi bakalım şimdi Sezai Karakoç kimdir? Neler yapmıştır? Nelere imza atmıştır? Ahirete giderken de arkasında nasıl bir eserler bırakmış, onları birlikte göreceğiz. Önce Sezai Karakoç kimdir? Onun kısa bir veteresi var. Tanıyalım, daha sonra üzerine gene konuşacağız. Sezai Karakoç, Zülküfül Dağı eteğindeki küçük kasabada Ergan ile 1933 yılı baharında doğdu. Öyle diğer birçok yazar, şair gibi İstanbullarda tanınmış yazar, bilgin, şair ya da devlet adamı bir aileden gelme doğmadım. Anadolu'luyum. Güneydoğu Anadolu'danım.
Sezai Karakoç, 1. Dünya Savaşı'nda birçok şehit vermiş, ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da parçalanmış bir ailenin çocuğudur. Karakoç'un babası Yasin Bey, ilkokulu bitirmiş, kısa bir sürede medrese tahsili görmüştür. Zengin olmuş ancak sonradan servetini yitirmiştir. Hayatı boyunca küçük ticari işlerle uğraşmıştır. Annesi Emine Hanım, nüfus memuru olan Ahmet Efendi'nin kızıdır. Babasının koyduğu ad Muhammed Sezai, nüfusa bir yanlışlık sonucu Ahmet Sezai olarak geçmiştir. İlkokulu Ergani'de İnkılap İlköğretim Okulu'nda okur. Çok zeki ve çalışkan bir öğrencidir. Edebiyattan başka matematikte ve diğer derslerde de çok başarılıdır. Okulun parmakla gösterilen öğrencilerinden biridir. Çok küçük denebilecek bir yaşta başlayan okuma aşkı ve şevki elbette onu çocukluğunun bazı hazlarından mahrum etmiştir. Mesela oyunlara fazla katılmaz. Okumak benim için büyük bir zevkti. Saatlerce okurdum. Oyuna, gezmeye, tozmaya fazla rağbetim yoktu. Arafat Dağı'nın, Turi Sina'nın bir örneği gibidir kasabamızda. Asıl adı Baba Piran Dağı, bir nevi biz Erganililer için hatıra bucağı sevgili bir dağdır. Tarihimizde orada bölük pörçük, dağınık izleriyle anlam ve biçim değiştirerek şuraya buraya serpili durumda. Dağın tepesi iki parçadır ve bu iki parçanın arasında Zülküfül Peygamber'in makamı vardır. Ve halk arasında Zülküfül Peygamber'in askerleriyle bu dağda çarpıştığı ve bu dağda şehit düştüğü söylentisi vardır. Zülküfül Dağı'ndan ve makamdan başka bağ bozumları, yöresel hikayeler ve çocukluğuna ait daha pek çok şey eserlerinde sıklıkla kendini gösterir. Bu düşsel imgeler Sezai Karakoç'un şiirini benzersizleştirir. Eşine az rastlanır bir özgünlük ve otantiklik kazandırır. O yüzden çocukluğu ve Ergani çok önemli bir yer tutar yazarın hayatında. 1944 yılında ilkokulu bitirdiğinde maddi durumunun yetersizliğinden ötürü başarılı bir öğrenci olarak girdiği devlet parasız yatılı imtihanlarını kazanır ve Maraş'ta okumaya başlar. Maraş, evden ayrılışın, yalnızlığın, bir başınalığın ilk durağıdır. Derslerindeki başarısının yanı sıra kitap okuma aşkı burada da artarak devam eder. Tolstoy'dan Ziya Gökalp'e kadar birçok batılı ve yerli klasik yazarın eserlerini soluksuz okur. Ergani'den İstanbul'a uzanacak hayatının üçüncü önemli durağı Gaziantep'te 1947 yılında lise hayatına başlar. Burada da başarılı eğitim hayatını ve okuma serüvenini sürdürür. Bu arada abini kaybetmesi onda derin izler bırakır. Harp yıllarının getirdiği sıkıntılar, ülkenin içinde bulunduğu genel yoksulluk ve umutsuzluk, ailemizdeki daha önceki ölümlere küçük abimin ölümünün de eklenmesi sürekli bir hüzünün yüreğime konuk olmasına sebep oldu. Ve bu bende bir nevi tabiat haline geldi. Ortaokul yıllarında tanıştığı ve ufkunda önemli bir açılım yapan Büyük Doğu dergisini okumaya bu dönemde de devam eder. Bir gün sırf kendini denemek için Büyük Doğu dergisine bir şiirini gönderir. Mehmet Levendoğlu imzasıyla gönderdiği şiir dergiye gelen 300 şiirin arasından seçilerek yayınlanır. Buna çok sevinir. O gün şiirini seçerek dergisinde yayınlayan, sanata ve hayata bakışını en fazla etkilemiş kişiliklerden biri olan Necip Fazıl'la kısa bir süre sonra tanışacak ve pek çok olayı birlikte göğüsleyeceklerdir. Sezai Karakoç, okulunu, Gülkokulu kasabasını ve geçmişini geride bırakarak mutsuzluğun şantiyesi büyük şehir diye tanımlayacağı Ankara'da uzun yıllar geçireceğinden habersiz olarak liseden mezun olur. Felsefe ya da ilahiyat okumak isterken bu alanlarda burs olmadığı için Ankara'daki Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin sınavlarına girmek zorunda kalır. Radyodan 1000 kişinin girdiği sınavı burslu olarak 13. sırada kazandığını öğrendiğinde ise sevinip gurur duyacağına hayal kırıklığı yaşar. Sezai Karakoç Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitmeye karar verir. Ancak amacı idareci, maliyeci ya da hariciyeci olmak değildir. İlimde derinleşmek amacındadır. Aslında o yıllarda şair ya da yazar olmak gibi bir amacı da yoktur.